Merak ettiklerinizi Faruk soruyor. Öğrenmek istediklerinizi Faruk soruyor. Kim şaşırtmış? Kim güldürmüş? Faruk soruyor. Faruk soruyor. Faruk soruyor. Faruk soruyor. Faruk soruyor. Şimdi sorma sırası bende. Evet, soruyorum. Evet sevgili seyirciler, bu sefer neredeyiz? Recep İvedik 5 Galası'ndayız. Evet geldik, bugün değerli filmimizi izleyeceğiz. Bizler de her zaman soruları sorarken sağ olsun abim sayesinde daha güzel soru soracağız. Evet sevgili seyirciler, içeri giriyoruz az sonra. Her zamanki sorduğumuz soruları bu sefer ne yapıyoruz? Ünlere soruyoruz. Heyecanlıyım, bakalım içeride kimleri göreceğiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz diyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Filmi aç, dinleyin kızlar. Takip edin magazini monoton, monotonu çekin. Macera burada, bizi takip edin. Çok deli ediyor. Sizi dünyada en çok rahatlatan şey nedir abi? Çok iyi hırsızlık yani şimdi bunun. Birdenbire değil mi? Abi tam yerinde oldu söyleyeyim. Bir komedi filmi seyretmektir. Ne kadar kafan dağınık olursa olsun, ne kadar sıkıntın olursa olsun. İyi bir komedi filmi ki benim için Hababam Sınıfı'dır iyi komedi filmi. Onu seyretti mi full rahatlarsın yani. Her rahatlama ihtiyacınızı gereksindirdiğiniz filmlerden birisi Hababam Sınıfı. Ama Recep İvedik serileri abi esas onlardır. Hani Hababam Sınıfı arttı diğerleridir yani. Evet yani zaten bugün de burada çok rahatladığınızı göreceğiz o zaman. İnşallah. Bir seri hava çok serin ona göre derinlik bana göre yenilik ne dedik ne dedi sorular dedi bazen çok iyi. Öncelikle nasılsınız, nasıl gidiyor? Teşekkürler, nasılsınız? Çok iyiyim. Yurt dışındaki yeni projelerinizi gördüm. Şahane, bayıldım, mest oldum abi. Teşekkürler, sağ ol. Hangisini sevdin? En çok hangisini sevdin? Sana bana ona ya da akıyor yola. Klibi olan Ukrayna falan hepsini izledik yani fragmandan şundan bundan. Sana bir soru soracağım abi. Sor. Sence en rahatladığın olayın nedir? Rahatlamaktan anladığın şey nedir abi? Mavi ekrandın. Found. Ya en rahatladığım olay aslında şey yani videolarımı çektiğim an ya. Yani o andaki o yaşadığım adrenalin anlatabiliyor muyum? Hakikaten o adrenalini yaşayınca ben rahatlıyorum ya. O videoları çekme durumu seni dünyada en çok rahatlatan şey mi? Tabii. Çünkü bayağı olayın içine giriyorum, anlatabiliyor muyum? Şalteri kapatıyorum, olayın içine giriyorum ve tak bir anda rahatlıyorum yani. Evet sevgili seyirciler, gördünüz Hayrettin abimiz en rahatladığı olayı videolarımın çektiği an dedi. Gerçekten cevaplarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ ol. Tatmin ettiyse ve seni rahatlattıysa ne mutlu. Fena rahatladık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Rahatlamaktan anladığınız şey nedir Dilan Hanım? Rahatlamaktan anladığım şey eve gelip uzanmak, koltuk. Evde uzanmak dünyanın en rahat şeyi midir sizce? Kesinlikle. Yani tamamen saçma sapan şeyler izlemek, beynimi onlarla boşaltmak. Hatta bazen böyle yani evlilik programlarına bakmıyorum diyemeyeceğim yani. Bakıyorum çünkü kafamı dağıtıyor yani. Düşünmeden boş vakit geçiriyorsunuz. Oluyor. Evet, boş vakit ve hoş vakit geçiriyorum. Evet, boş vakit ve hoş vakit. Güzeldi. Rahatladığınız en güzel şeyi de anladık. Sevgili seyirciler, gördünüz Dilan Hanım ne dedi? Evde uzanmak dünyanın en rahat şeyidir benim. Okuyucu da rahatlıyorum bak. Evet. Ama saçları çok güzel.
Aynı ismi Serkeci ile birlikteyiz. Abicim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bizler de sizi gördük, daha mutlu olduk. Hayırlı olsun bu arada. FK Medya. Evet. Süper, YouTube'dan. Evet, YouTube'da tüm halkımıza sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Salih Bey, size sorumu soruyorum. Dünyada en çok sizi rahatlatan şey nedir abi? Ooo süper. Söylersem kapanırsın. Açılmadan kapanışa mı imza atarız? Rütük kuralları işliyor mu size? Yok, bizde sıkıntı yok. Anlayan anladı. Evet. Bizim rahatlığını biliyoruz sevgili seyirciler. Ne kadar güzel doğal açıklamalarıyla bize renk attı. Çok teşekkür ederim abi. Canımsın. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani söylenebilecek çok şey var tabii ki. Denize girmek rahatlatır, gezmek rahatlatır, yemek içmek rahatlatır. Para çok çok rahatlatır. Yani en rahatlık sebebi olsa gerek. Ama en doğrusu benim söylediğim... Kanal kapanmış. Acı gerçek. Evet, teşekkür ederim. Selam, bey sallayalım. Yalan mı? Biz mizahi sorular soran bir ekibiz. Size de bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Hayatta, dünyada sizi en çok rahatlatan şey nedir abi? Oho! Nasıl rahatlatan tutuyor? Hangi, kaç tanesini sayayım? En top dediğiniz. Rahatlatan. Bu ara güzel bir Türk hamamı iyi giderdi mesela. Beni rahatlatıyor Türk hamamı, sauna. Ne abi bu ara? Süleyman'ın fobisi vardı. Ne diyor kitapta? Al anta mil hata gul gubbayul hamam. Ta minel şerrul vücutul safam. Yani diyor ki hamamda terlemek sevaptır. Ailemizle beraber geçirdiğimiz vakitler bizi mutlu eder. Hakikaten hamamda geçirdiğimiz, saunada geçirdiğimiz vakitler mutlu eder. Efsane. Sahnede olmak bizi mutlu eder. Yeni şarkı yazdığımız zaman mutlu oluruz. Vallahi çok yani. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz Serkan Kaya beyefendiler en çok rahatladığım ekstrem Türk hamamı dedi. Ondan sonra ailemizde mutlu huzurlu bir yuvamız bizi en çok rahatlatır dedi. Ama... Bir de Hakan Demirtaş'a soralım bakalım. Evet. Sizler? İç huzur. İç huzur çok önemli. Eğer iç huzurum varsa gerçekten de o gün ben çok mutlu bir insan oluyorum ve çok huzurlu bir insan oluyorum yani. İç huzurunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Ya aslında... O da evlendi ya şimdi. Evet. Kadından buluyor galiba, onu demek istiyorum. Otomatikman zaten huzurlusunuz o zaman. Şu an çok mu erken konuşuyorum bilmiyorum ama çok huzurluyum. Evet, o yüzden şey, dünyanın en güzel... Senin bir de meyvelerin olsun, iki tane... Şey, İnşallah. İki tane diyorum, benim iki tane oldu ya. İki tane. Bir tane olsun, Allah versin bir an evvel bir tadına İnşallah bak. İnşallah bakalım, biz hayırlı haberleri bekliyoruz artık bakalım. İnşallah biz hayırlı haberleri bekliyoruz. Sevgili seyirciler, gördüğünüz Serkan Kaya abimiz de sağ olsunlar, bizi kırmadılar, röportaj verdiler. Dünyanın en rahatlatıcı şeyi, gitmeyin spaya mıpaya dedi, Türk hamamı dedi. Yani halis polis Türk hamamında şimdi yatıp taşa dedi, güzelce ovalanmak, kendimizi yeniletmek olabilir dedi. Tabi bunların hepsini ben uyduruyorum ama zaten hamama giden başka ne yapabilir ki, değil mi? Öncelikle çok şıksınız. Nasılsınız? İyiyim. Çok şıkım. Güzelim. Kırmızıyım. Sarıyım. Evet. Yine değişti herhalde. Değişti. Hazır iki renk saçım var. Bunu kullanayım dedim. Bugün pembeyim. Yarın mavi. Yarın mı? Hemen yarın mı değişiyorsunuz? 5 gün sonra akıyormuş. Sonrasında bir sonraki rengimi seçtim. Mavi. Evet ama gayet çok yakışmış. Çok güzel olmuş mu? Kesinlikle çok güzel olmuş. Elif Hanım, size sorumu soruyorum. Rahatlıktan anladığınız şey nedir? Eyvah, bunlar bana hiç sorulmaması gereken. Zor bir yerden, çalışmadığınız yerden geldi ama olsun. Uyumak, evde yalnız olmak, rahat rahat, şimdi bak pot kıracağım o yüzden kırmıyorum. Uyumak, tuvalette olmak, yemek yemek, evde yalnız olmak. Uyumak, tuvalette olmak, yemek yemek. Evde yalnız olmak. Yani en tapı? En tapı, rahatlık. Ay, makyajsız olmak. Evet, yani gerçekten çok kaydeder bir cevaptı. Görüyorsunuz, makyajsız olmak. Makyajsız olmak. Çok daha rahatsınız, natural, doğal. Öyle, bir süre sonra artık insan yüzünde bir ağırlık, böyle bir şey, tabaka varmış gibi hissediyor. Makyajsız olmak, pijamalarla olmak bana en rahat geliyor. Kesinlikle, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız, kolay gelsin. Sağ olun, yeni projeler var mı Altay Bey?
Yeni projemiz var, evet, yakında klibimizi çekeceğiz. Bir haftaya kadar yeni şarkımız çıkacak inşallah. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayır. O zaman size sorumu da soruyorum. Bildiğimiz yerlerden sor da. Sizi dünyada en çok rahatlatan şey nedir? Beni dünyada en çok rahatlatan şey evimde olmak. Ev huzuru. Evet. Evinizde oturup çay keyfi bile yapmak sizi dünyada en çok rahat kılan şeydir, doğru mu? Aynen öyle. Herkes evinde huzurlu değil midir? Yani insanın en çok huzur bulduğu yer evidir, ailesiyle birlikte olduğu zaman. Yani. Evet. Dünyada sizleri en çok rahatlatan şey nedir? Müziktir ya, başka bir şey değildir yani. Söylemek, dinlemek, her anlamda müzik mi? Söylemek. Söylemek tabii ki daha başka bir duygu. Değil mi? Yani zaten icra ettiğin şarkılardan da onu anlıyoruz. Mutlaka. Var mı yeni proje? Var klibimiz. Bir iki haftaya televizyonlarda yeni klibimiz. Seni sevmiyorum artık diye bir şarkımız var. Sevgililer gününde herkes o iki kelimeyi kullanamıyor. Biz üç kelime yaptık onu. Bazı insanlar seni seviyorum yerine seni sevmiyorum diyorlar artık. Bakalım ne olacak? İnşallah beğenilecek dinleyiciler tarafından. Anladım. Siz kelimeleri çoğalttınız ama sevgiyi azalttınız biraz herhalde. Aynen o şekilde oldu. Aşk şarkılarına artık biraz daha damara doğru mu giriyoruz? Bu biraz damar, evet. Böyle biraz can acıtacak bir şarkı. Evet. Vallahi onu da çok beğeneceğimizi ümit ediyoruz zaten. O da gerekli ya. Her zaman seni seviyorum olmuyor. Bazen de seni sevmiyorum artık demek lazım. Çok yüz vermemek mi lazım? Yok, içinden geçeni dürüstçe söylemek lazım. Bence de en doğalı. Burada yani, dürüst olmak. Kesinlikle, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. I'm all messed up, I'm so out of line. Evet sevgili seyirciler, Faruk Soruyor Şaşırtmaya devam ediyor. Evet, sizler de her geçen gün yeni videolarımızı izlemek istiyorsanız yapacağınız tek şey kanalımıza abone olmanız. Evet, bugün Recep İvedik 5 filminin galasındaydık. Değerli ünlülerimize her zaman halka sorduğumuz sorularımızı yönelttik. Gerçekten çok samimi ve doğal cevaplar da geldi. Bunlardan dolayı çok mutluyuz. Sizler de iyi ki inşallah mutlu olmuşsunuzdur diyoruz. Mutluluklar diliyoruz hepinize, bütün izleyenlerimize. Ne yaptık? Her yeni bölümde sizleri şaşırtmaya devam edeceğimizin garantisini veriyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.